Çocukta eğri yürüme veya da eğri basarak yürümenin sebepleri nelerdir diye bir soru var. Şimdi eğri, yamuk yürüme daha doğrusu sormuşlar. Yamuk yürüme dediğimiz içe doğru basma, yani bu şekilde, o bain denilen o şeklindeki yürüme şekli genelde 2 yaşına kadar normaldir. Ama genelde diyorum çünkü blount denilen bir hastalık vardır. Blount, büyüme kıkırdağının bozulmasına bağlı böyle bir deformite olunması ve ciddi bir problemdir bunu direkt gözle edebilmek çok zor. Yani çocuk fizyolojik bir böyle o deformitesi mi var yoksa blunt'a bağlı mı bir deformitesi var? Onu gözle anlayabilmek biraz zor. Onun için özellikle ileri derecede deformitesi olanlarda mutlaka bir diz filmi çekilmesi gerekir ki yani o diz bölgesindeki büyüme kıkırdaklarının epifiz dediğimiz kıkırdakların problemi var mı yok mu tespit edilmesi lazım. Çünkü bulant hastalığı gerçekten önemli ve tedaviye ihtiyaç duyan bir rahatsızlıktır. Diğer olan yani fizyolojik olan eğiklik ise zaten çocukların büyük bir bölümünde vardır ve 2 yaşına kadar normaldir ve beklenen bir şeydir. 2 yaşından sonra diz biraz dışarıya doğru dönmeye başlar ve diz ve bacağın şekli genelde 4 yaş civarında kendi yerine oturmuş olur. 4 yaşından sonra da eğer deformite varsa bu e, çocuğun bacak yapısının böyle olduğundan bahsedilebilir. E, bir de ayrıca e, içe doğru fazla atarak yürümede de yine yamuk, bacakta yamukluk varmış bir görüntüsü oluşabilir. Bunun sebebi de kalça ekleme açısının artmış olmasıdır. Biz buna artmış anteversiyon dediğimiz yani normalde yetişkinlerde kalça ekleme 15 derece öne dönükken Çocuklarda bu oran biraz daha yüksektir. 30 derece civarındadır. Bazı çocuklarda bu öne doğru dönüklük daha fazla ve 45 derece öne doğru dönüktür. Ve bunlar yürüme sırasında içe doğru atarak yürürler. Bu da aynı şekilde yürüme sırasında bir yamuk görüntünün oluşmasına neden olabilir. Ayrıca bazı doğuştan olan bowing denilen, tibia bowing denilen bazı problemler vardır. Bu tibia bowingler işte anteriördür, medialdir, lateraldir. Bunların çeşitleri vardır. Ve bu tiplerden bazıları tamamen fizyolojiktir ve zaman içerisinde düzelir. Bazıları ise patolojiktir. Dış tarafa doğru olanlar patolojiktir ve problemlidir. Ve ileride cerrahi olarak düzeltmek gerekebilir. Buna bağlı çocukta bir yamuk yürüyüş şekli veya da yamuk duruş bozukluğu görülebilir. Tabii bunların hepsinin anlaşılabilmesi ancak uygun çekilmiş filmler ve işte muayene ile anlaşılabilir. Ve bu ayrımın sonucunda da işte biz bazen diyoruz ki bu tamamen fizyolojiktir. Aile pek inanamıyor bu işe yani çünkü ciddi görünüyor ama sonuçta film çektiriyorsunuz, muayenesini yapıyorsunuz. Fizyolojik sınırlar içinde, normal sınırlar içerisinde bu fizyolojiktir, düzelir. Ya da düzelmeyebilir ama bir problem oluşturmaz diyorsunuz ama bazısı var ki gerçekten problemlidir. İşte Blount gibi e, veyahut da Tibial Bowing gibi bunlar da e, takip edilmesi gerekir. Gerekli durumda işte düzeltici cihazlar veyahut da cerrahi tedavi ihtiyacı doğabilir.